Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pastane usulü pasta yapacağım, yaş pasta. Beyaz çikolatalı yaş pasta olacak. Neler yapacağım bu pastada? 3 aşamadan oluşacak. Önce kekini, sonra içerisinin krem patiserini, daha sonra ganajını yapacağız. Şimdi Pandispanya malzemelerine geçiyoruz. 160 gram unumla 1,5 su bardağına eşdeğer. 25 gram nişastam var, 1,5 yemek kaşığı. 15 gram ovaleksim var. 3 adet yumurtam var. 50 gram suyum var. 120 gram şekerim var. Bu da bir su bardağından 2 parmak eksik. 1 paket kabartma tozum var. Ve içine ananas kullanacağım. Şimdi geldik krem patisserie malzemelerine, yani pastacı kreması. Ne gerekiyor bunun için? 2 adet yumurtam var. 500 gram sütüm var. 180 gram toz şekerim var. 80 gram nişastam var. 1 gram vanilin kullanacağım. Bu 5 gram ama 1 gramını kullanacağım. 80 gram tereyağım var. 100 milim krema kullanacağım. Ganaj malzemesi olarak da kuvertür çikolata kullanacağım. Beyaz ve tekrardan krema kullanacağım arkadaşlar. Bu 400 gram kadar. Ben bunun yarısını kullanacağım. Pandispanyamızı yapmayla işe başlıyorum arkadaşlar. Pandispanyam için 3 yumurta ve şekeri mutfak şefime koyacağım. Onlar çırpılırken ovaleks ile suyumu karıştıracağım. Sesten duyulmuyor diye önceden söylüyorum. Şimdi 3 adet yumurtam ve 1 bardaktan 2 parmak eksik şekerim vardı. Bunları çırpmaya başlıyorum. Yumurtam ve şekerim güzelce karıştı. Bu aşamada ovaleksimi döküyorum arkadaşlar. Ovaleksi sulandırarak dökmek çok önemli. Suda böyle özemek, özleştirmek. Çünkü içinde pürüzlü kalabilir. Bu ovaleks pastaya süngerimsi görüntüsünü veren bir madde. Hem de kabarmasını sağlıyor. Kesinlikle ekstra su koymayın arkadaşlar. Ovaleksi sulandırmak için 50 gram su yeterli oluyor. Tarifte ne verdiysem o tarifin dışına çıkmayalım arkadaşlar. Şimdi bunu da bir güzel karıştıracağız. Daha sonra katı malzemelerimizi ekleyeceğiz. Ovaleksle yumurtalarımız kabardı. Çok güzel oldu. Şimdi içine unumuzu eleyeceğiz. Eleğimize unumuzu, kabartma tozumuzu ve nişastamızı atıyoruz, eliyoruz. Artık stand mikseriyle işimiz kalmadı. Böyle spatula ile karıştırıyoruz arkadaşlar. Dıştan içe kesinlikle hepsini birden yapıp karıştırmıyoruz. Bu önemlidir. Pastanızın kalitesi buna bağlıdır. Eğer mikserde çırparsanız bu pastayı, ekmek görünümlü bir pastanız olur. Ekmek sertliğinde bütün unu birbirine yiyecek şekilde pastamızı fonde ediyoruz. Kekimizin kıvamını görüyorsunuz. Çok güzel bir kıvamı var. Bütün kekimiz karıştı. Şimdi bunu 17 santimlik bir kalıba yerleştireceğim. 17 santimlik bir çemberim var benim. Kenarını, sağını, solunu sarmıyorum. Çünkü ben hamurumdan çok eminim. Sağından, solundan taşmayacağına, altından akmayacağına eminim. Çünkü çok kaliteli bir Pandispanya. Kesinlikle sarma falan gerektirmiyor. Bıraktığınız yerde kalır. Çünkü yumurtasını, hamurunu çok güzel karıştırdık ve çırptık arkadaşlar. Kalıbımızın kenarında yağlamıyoruz. Çünkü oraya tutunarak tırmanacak hamurumuz. Bu arada arkadaşlar ovaleks bütün pasta malzemeleri satılan yerlerde satılıyor artık. Katkı maddesi. Hamurumuzu süngerimsi yapıyor. Yaptığımda göreceksiniz. İçine harika bir görüntüsü oluyor. Gözeneksiz. Bu 3 adet yumurtadan oluşan bir hamur. Gördünüz arkadaşlar. Gayet güzel. Şimdi her tarafına yerleştiriyoruz ki taşmalar yapmasın. Düzgün bir şekilde çıksın arkadaşlar. Bu şekilde düzelttim. Tamamdır. Ben hiçbir yerine kıyamadığım için sonuna kadar almaya çalışıyorum. Şimdi 170 derece ısınmış fırında 35-40 dakika pişecek. Fırınıma alıyorum şimdi. Sütümüzü tencereye alıyoruz. Şekerimizi ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz ve ocakta kaynamaya koyuyoruz arkadaşlar. O kaynarken 2 yumurtamızı, nişastamızı ve vanilyamızı güzelce çırpıyoruz. Bu güzelce özendi. Sütümüz kaynayınca onunla birleştireceğiz. Bu arada kekim fırından çıktı. Kekimi kalıbından çıkartacağım. Altını çıkartıyoruz. Bu tür keklerde tersinden kesilir kalıptan çıkartmak için. Bu şekilde keserek düzgün bir çıkartma işlemi yapıyoruz. Sütüm kaynamaya başladı arkadaşlar. Şöyle bir kepçe alıyorum ve hızlıca yumurtamı karıştırıyorum. Bir kepçe daha alıyorum. Tekrar karıştırıyorum. Şimdi kepçemizi içinden çıkartıyoruz. Karışımı yavaş yavaş sütün içine döküyorum. Evet, çok güzel koyulaştı krem patislerimiz. Çok koyu olacak. Krema ve tereyağıyla açacağız. Altını kapatıyorum. Şimdi soğumaya bırakıyorum arkadaşlar. Kabuk tutmaması için de ara sıra karıştıracağım. Pastacı kremamızı kaseye alıyoruz. Tereyağımızı içine koyuyoruz. Yarım paket kremamızı ilave ediyoruz. Ve güzelce çırpıyoruz. Krem patislerimiz hazır arkadaşlar. Şimdi kekimi dilimliyorum. Kekimizi kesiyoruz arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde. Kek ne kadar bayat olursa pasta o kadar güzel olur. Biz bunu dinlendiremedik ama dinlendirirseniz daha güzel olur. Bunu da belirteyim. Bakın çok güzel 3 pat pastamız var. Burayı da düzelteceğim. Şu üstünün fazlalığını alacağım ki pastamın görüntüsünü bozmasın. Evet. Bu da düzeldi. Şimdi kremamızı koyuyorum arkadaşlar. Bir katını koydum. En alt tabanını alta koydum. Şimdi bir parça krema sürüyoruz. Buraya şimdi meyve ve damla çikolata koyacağım. Pastamızın üst katını yapıştırabilmek için arkadaşlar tekrardan krema sürüyoruz, bir kat daha. Şimdi ikinci patımızı koyuyoruz. En üstünü ortaya koydum arkadaşlar. Pastamızın üstüne basıyoruz ve kenarlarına da dolduruyoruz bu şekilde. Pastamı sıvadım arkadaşlar. Dolapta 4-5 saat dinlendireceğim. Daha sonra ganajını yapacağız. Pastamız soğudu arkadaşlar. 2-3 saat dinlendirdik dolapta. Şimdi yüzünün çikolatasını yapacağız. Şimdi bu çikolatanın hepsini kullanmayacaktım ama geri karar değiştirdim. Pastam büyük. O yüzden hepsini kullanacağım. Çikolatalarımı kesiyorum. Karartı çikolatam var. 180 gram kremaya 534 gram çikolata kullanıyorum. Kremayı çikolataya göre ayarladım. 3 kat olacak ama siyah çikolata da farklıdır bu gramaj. Beyaz çikolatayla siyah çikolatanın yapısı farklı çünkü. Şimdi ben kremamı ocakta eriteceğim. Kaynama noktasında alıp getirip burada çikolatalarımı koyacağım. Şimdi çikolatalarımızı atıyoruz. Kremamızı ısındı. Çikolataların içine atıyorum ve karıştırıyorum. Hepsini bir atmayalım ki zorluk yaşamayalım. Çikolatam eridi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biraz soğumaya bırakıyorum. Gayet rahat dursun diye karıştırarak soğutuyorum. Çikolatam soğudu ama yalnız pastaya küçük bir kaza geçirdim. Yanlışlıkla parmağım takıldı pastaya. Bozdum orayı da, bilginiz olsun. Şimdi üzerine çikolatamı döküp süsleyeceğim. Arkadaşlar şimdi pastamın süslemesine geçiyorum. Böyle bir külahım vardı. Ben üst tarafını kırdım. Bayağı bir küçülttüm. Yarıdan da küçülttüm ve içine kalan çikolatadan doldurdum. Şimdi pastamın süslemesine geçiyorum arkadaşlar. Pastama böyle külahı koyuyorum bir kenarına. Dondurulmuş meyvelerle süslüyorum. Böğürtlen de koymuştum ama o biraz diri geldi üstüne. Böyle dondurma külahından dökülen meyveler. Onu yansıtmak istiyorum. Üzerine de biraz şöyle dökelim. Yapışır kaymaz. Don olduğu için çikolatayı hemen dondurdum. Meyvelerim döküldü pasta donduğu için. Şimdi biraz buraya jöle süreceğim ki şeffaf jöle meyvelerimi tutsun. Jöleye batırıp koyuyorum arkadaşlar üstüne. Yoksa yapışmayacak. Çikolata sertleştiği için yapışması zorlanıyor. Arkadaşlar pastam hazır. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim. Dondurmadan dökülen meyveler, dondurma külahından. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diliyorum. Afiyet olsun. Şimdi bir tadımına da bakacağım.